Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar ekranda da görüldüğü gibi ateş ölçer. Bu ateş ölçerle ilgili gelen sorularınıza yanıt vermek açısından bu videoyu tekrardan çekme gereksiniminde bulundum videoların ayrıntılarına geçmeden önce arkadaşlar yaşadığınız olumlu ve olumsuz tecrübeleri yorumlar kısmına yazarsanız sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden dolayı yorumlar hepinize açık fikir ve görüşlerinizi mutlaka yazabilirsiniz. Evet dostlar. Şimdi ateş ölçerimiz şöyle iki adet kalem pille çalışmakta. Bu piller ince veya kalın olabilir. Kalem pil arkadaşlar kalem pillerimiz e, gördüğünüz gibi şarjlı veyahut da akaline piller kullanabilirsiniz. Yalnızca başta belirteyim akaline pil kullanacaksanız arkadaşlar akaline pilleriniz uzun süreli içinde barındırmayın. Sonra zamanla akar aktığı zaman da şuralar e, paslanmaya çürümeye neden olur. Ee, şarjlı piller uzun süre kalabilir. Şarjları boşalır. Yeniden şarj edersiniz ama akaryakıt pil oldu mu e, akarsa arkadaşlar cihazınıza zarar verir. Şimdi arkadaşlar cihazın üzerinde şurada eksi artı kutupları yazar. Eksi artı kutuplarına göre pillerinizi yerleştirin. Pilleri yanlış yerleştirirseniz e, bu sefer cihazınız çalışmaz. E, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kutbumuz artı. Şu kutbumuz eksi. Üstünde de zaten çentik var. Şimdi artı kısmı Pilin, kalem pilin burası arkadaşlar. Artı kutbumuz şu şekil yerleşiyor ve şuna temas ediyor. Üzerinde zaten artı çizgisi var. Eksi kutbumuz arkadaşlar şudur ve e, artı kutbu içeri giriyor, eksi kutbu dışarıda kalıyor. Cihazımızın kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar şu şekilde bastırıp iteliyoruz. Kapandığı zaman şimdi flashı kapatayım daha net algılaması açısından ekran modunu görmeniz açısından arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz zaman aldı flash kapatmamız. Şimdi arkadaşlar cihazımız şu an e, taktığımız halde çalışmıyor. Normalde bastığımız zaman gördüğünüz gibi cihaz yeni başladığı için low modunda başlıyor. Yani içindeki enerji boşaldığı için hafızası resetlenmiş oluyor. Normalde body modunda başlıyor. Body modu arkadaşlar. Ateş ölçmeniz için örnek olarak şu an ateş testi yapıyorum. 36.2 derece. Bu normal ateş sıcaklığı demek istiyor. Tabii ki buna göre renkleriniz de değişiyor arkadaşlar. Örnek olarak 37 üstü olursa bu ateş değişecektir. Yani şu an her ne kadar aynı olmasa da şurada çay bardağında gösteriyorum. 42, 42 derece gösterdi. Kırmızı yani alarm veriyor. Ateşin yüksek olduğunu söylüyor. Oysa ki bu body demek arkadaşlar body menüsü aslında insan teni ölçümleri içindir. Yani çay bardağını ölçmek için değil. Aslında bu ateş ölçerin iki özelliği vardır. Şurada set tuşu var arkadaşlar. Set tuşuna bastığınız zaman şuradaki bu arada pillerimiz mi Surface moduna geçiyor arkadaşlar. Surface modu ne işine yarıyor? Özellikle çocuklu aileler için yani çocuğunuzun e, biberonundaki sütün sıcaklığını veya suyun sıcaklığını ölçmeniz açısından e, yapılmış bu Surface modu. Örnek olarak şu an çay bardağını test ettiğim zaman 42 derecelik bir çay bardağının sıcaklığını söylüyor ve normal söylüyor. Surface mode ateş ölçer modu değil arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz pet şişemizde buz var arkadaşlar. Şimdi buzlu suyu test ettiğim zaman 5 dereceyi gösteriyor arkadaşlar. Bu tabi ki daha da soğuktur ama dışarıdaki ölçümünü yani algıladığım ölçüm 5 derece diyor. Çay bardağımız gördüğünüz gibi 40 derece daha yakın aldığım zaman 43 dereceye kadar çıkabiliyor. Yeşil Kırmızıya dönmedi. Dönmemesinin sebebi surface modi yazdığı için e, yeşil olarak gösteriyor. Yani bu e, 40 derecelik e, su sıcaklığını size söylüyor. Örnek olarak bunun bu bir beran olmuş olsaydı yani bebeklere içilebilir e, anlamında söylemeye çalışıyor. Yani eskiden e, elinizle ısısını veya da e, dokunarak hissetmeye çalıştığınız ısıyı bu ateş ölçer sayesinde öğrenebilirsiniz. Ama ateş ölçeri ilk açtığınız zaman dikkat ederseniz dinlenme moduna geçtim. Body modunda açılıyor. Body modunda şu an çayı test ettiğim zaman alarm çalacak. Bu ne demek istiyor? Ateş var diyor. İnsan teni değil. E, bardağı algıladığı için insan teni olarak algılıyor. Ateşin olduğunu söylüyor. Oysa ki ateşe ölçtüğümüz zaman body modunda 36 derecelik bir insan ateşinin olduğunu söylüyor. Yani insan ateşini ölçmek istiyorsanız, şurada menüde görüldüğünüz gibi arkadaşlar body menüsünde olacak. Ama e, set değiştirip set tuşuna bastığınız zaman, surfaciye aldığınız zaman arkadaşlar çay bardağındaki ısıyı öğrenebilirsiniz. Bu arada çayımız da 42 derece gittikçe soğuyor. Suyu suyun soğukluğunu veya sıcaklığını ölçmek istediğim zaman pet şişe içinde buz var. Şu şekil umarım görülüyor. Ölçmeye çalıştığım zaman gördüğünüz gibi 8 derece 4 derece Yani algıladığı bir şekilde 3.9 derece arkadaşlar. Mesafeye göre o ısı değişebiliyor. 8 derece uzaktan ölçtüğüm zaman yakından ölçtüğüm zaman 3 derecelere kadar düşebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyun soğukluğu çayın sıcaklığını e, tabii ki bu biberon. Bebekler için. Çocuklu aileler için. Siz surface'de ateş ölçmüyorsunuz. Yanıltabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım doğru ölçüyor mu? 33 derece diyor. Oysaki az önce gördüğünüz 32 dereceydi. Yani surface modu aslında e, gıdalar. Bebekler için, çocuklu aileler için gıdanın sıcak ve soğukluğunu test edebilirsiniz. Tabii ki ne kadar doğru ölçüyor? Gördüğünüz gibi aradaki fark yani mesafeyi bile ayarladığım zaman e, soğukluk 8 derece diyor. Yakına getirdiğim zaman 4 derece diyor. Çay Şöyle uzaktan test ediyorum arkadaşlar. 33 derece diyor. Yakına alıyorum. 43 derece diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani aslında bu mesafe ile de alakalı. E, tabii ki ürünün ambalajıyla ile de alakalı. Yani bu bir pet şişe bu bir çay bardağı. Bunun da farkı olabilir ama sizler e, body modunda ateş ölçemezsiniz. Ölçerseniz e, yani daha doğrusu ürün sıcaklığı ölçemezsiniz. Gördüğünüz gibi. Alarım verdi. Love diyor. Bu yüzden dolayı arkadaşlar body mod, modunuz insantenin ateş ölçme işine yarıyor. Surface modu ise şöyle set tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar e, sizler bebeğinizin biberonunu içtiği mamayı, içtiği suyu test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar bu arada bu set tuşlarıyla yapmış olduğunuz işlemler hafızasını aldığı işlemleri artı eksiyle gördüğünüz gibi e, dolaştırabiliyorsunuz. Hangi zaman neyi yapmışsınız? Bunlar pilleri çıkartmadığınız sürece hafızasında e, saklanıyor. Tabii ki pilleri çıkarttığınız zaman bu hafıza siliniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce yapmış olduğum bütün işlemler şu an menüsünde saklı. Bu arada arkadaşlar bu cihazın resetleme olayı var. Onun için sizler için araştıracağım. E, sizlerden gelen sorular doğrultusunda e, bu resetleme olayı eski e, haline nasıl getirilebilir? onu sizlere e, ilerleyen zamanlarda sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda yeni bir video çekeceğim ama bu cihazın e, resetleme olayı ve tabii ki yeniden kurulum olayı için ekstradan elinizin altında bir cihaz olması lazım. Çünkü sizler bu cihazın hafızasını resetlediğiniz zaman arkadaşlar bu cihazı eski haline getirebilmeniz için o cihazın kalibrasyonu gereklidir ve o anda e, bu az önce ölçmüş olduğum e, ürünlerin aynı şekilde cihaza da e, sayısal olarak tanıtmanız lazımdır. Yani resetleme olayı biraz zordur. Resetlendiği zaman da kurulumu için gerçekten biraz uğraş gerektirecektir. E, size tavsiyem arkadaşlar şu tuşlara e, üst üste ve basılı aynı anda basmamaya özen gösterin. Çünkü bastığınız zaman cihazın e, hafızası siliniyor. Yani hafızası derken cihaza verilen komutlar komple siliniyor ve cihaza verilen komutları tekrardan algılatabilmeniz için elbette ki kalibrasyon gerekecektir. Yani elinizin altında örnek olarak 32 derece ateşin olduğunu söyleyen bir cihaza ekstra ihtiyacınız olacaktır. O anki ateşin de buraya tane tane yazmanız gerekecektir. Yani biraz zahmetli. Size tavsiyem cihazınızı resetlememeye özen gösterin. Resetleme olayı da arkadaşlar aynı anda bu tuşlara basmak yani bütün tuşlara bir anda uzun süreli basılırsa içinde enerji varsa cihaz resetlenir. Ondan kaçının. Cihaz normal ilk geldiği zaman fabrika ayarları veyahut da cihazın içindeki ayarların silinmesini istiyorsanız uzun bir süre pirsiz bırakın mutlaka cihaz eski ayarlara dönecektir. Ama sizler elle müdahale edip cihazdaki bütün verileri silerseniz onun için ekstradan ateş ölçen bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Yani kalibrasyonu biraz zordur. İlerleyen zamanlarda bu sorular sizden gelirse yani e, talepleriniz doğru olsun. yine bunu sizin için araştırmaya özen göstereceğim. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Gördüğünüz gibi cihaz resetlendi. Menüsü bomboş. 30'dan başladı. Menüsü bomboş çünkü pilleri çıkarttığım gibi resetlendi. Normalde sizler ateş ölçmek istediğiniz zaman body modunda ölçüyorsunuz. Ee, ürünlerin yani mama, biberon neyse artık bunları ölçmek istiyorsanız arkadaşlar e, mutlaka e, surface moduna gördüğünüz gibi şöyle kamera yakın tutuyorum. Surface moduna set moduna basıyorsunuz. Surface moduna alıyorsunuz ve e, biberonun veya suyun sıcaklığını öğreniyorsunuz ama insan teninin, e, sıcaklığını arkadaşlar Body modunda öğreniyorsunuz gördüğünüz gibi. 36 derece. Evet dostlar, anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Çünkü e, ebeveynlerden çok soru alıyorum bu konuda. Bu cihazın nasıl kullanılacağı, ne, nasıl e, dikkat edilmesi gerektiğini e, kafanızı takılan sorular elbette oluyor. Bu sorularınıza yanıt olarak bu videoyu çekme gereksinimi bulundum. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur lisan ettiysem afola diyorum. Sizlerden gelen soru ve görüşler doğrultusunda yine ihtiyaç duyarsam yeni bir video sizinle paylaşırım. Sizler de yorumlara fikir ve görüşlerinizi, tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Çünkü unutmayın arkadaşlar. Bu videoları sizden sonradan izleyen arkadaşlara yol gösteriyor. Amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Bilgiyi saklamak değil. Bilgi paylaşıldıkça değerlidir. kıymetlidir. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sizler de abone olmamışsanız, abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.